Evet arkadaşlar, şimdi bu İstanbul'daki İGDAŞ skandalından sonra iktidarda AKP'nin yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı koltuğunda oturmasının ne kadar da anlamlı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Neden mi? Neden olduğunu söyleyeyim size şimdi arkadaşlar. İGDAŞ'ta normalinde vatandaşın 1,5 aylık kullanmış olduğu bir doğalgazın, 45 günlük doğalgazın ne hikmetse İGDAŞ okuyucuları tarafından bir sonraki aya yani Nisan ayından ve Mayıs'ın ortasına kadar yakılmış olan doğalgazın Mayıs'ın sonlarına kadar 1,5 aylık faturayı 2,5 aylık fatura olarak geleceği görüyormuş gibi, sanki medyummuş gibicesine 2,5 aylık faturayı halka geçirdiler. Şimdi kimse tabii ilk başta kimse bunu ayıkmadı, anlamadı tabii. Cumhurbaşkanının koltuğunda oturması, yani AKP'nin iktidarda olmasının faydaları işte burada meydana çıkmış oluyor. Eğer ki AKP iktidarda olmuş olmasaydı CHP kışın da yapmış bunu. Ocak aylarında da aynısını yapmış. İstanbul'da yaşayan bazı tanıdıklarımdan ben bu skandalın daha önce de yaşandığını duydum. Kendileriyle konuşunca Ocak aylarında da yaptı aynısını dedi. Fatura birden 2 kat geldi dedi. Şimdi Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle halkı soymaya çalışan, kazıklamaya çalışan belediye ve şahıslara prim vermiyor, verdirtmiyor. Bunları eğer tespit ettiğinde ya, veyahut da bir şekilde öğrendiğinde bunların cezasını kesiyor. Halkı uyarıyor. Halkın yanında oluyor yani. Avukatlar, hakimler, savcılar gereğini yapıyor. Şimdi CHP olduğu için ve bütün dünyada Erdoğan'ın yetkileri olmasına rağmen bazen yetkilerini kullanmıyor. Çünkü zaten diktatör diyorlar. Yani örneğin Güneydoğu'da bir belediyenin PKK'ya yardım ettiğini veyahut da PKK sempatizanı veyahut da PKK'dan daha önce hapis yatmış, içeride ceza almış, çıkmış PKK'ya üye olan bir sürü kişi MİT tarafından tespit ediliyor. Belediye ismi de vereyim. Mesela Ardahan'da seçilen HDP belediyesinin işçilerinin tamamı şu anda PKK ile doldu. Bunu biliyor. Buraya şimdi kayyum atanmak gerekiyor. Aslında ataması gerek. Şimdi atanmış olsa oraya kayyum, CHP hemen hoplayıp doğru oraya koşturarak gidecek. Daha önce bildiğiniz gibi Van'da, aynı Mardin'de belediyelere kayyum atandığında ilk koşa koşa onlara destek için gittiğini biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun. Ve bunun oraya gitmesi kamuoyunda büyük infial uyandırıyor. Bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. Beyefendi PKK'lının o kadar yanlısı ki HDP, yani tabii onlar PKK demiyor, HDP'lilerin. Diyor ki özgür diyor, demokraside diyor özgür insanların hakları seçilmiş olan belediyelere nasıl kayyum atanır? Yani CHP şöyle düşünüyor. AKP belediyede AKP iktidar olacağına PKK iktidar olsun ondan daha iyi diyor yani. O kadar PKK destekçisi olmuşlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nu biraz anlamak da gerek yani. Çünkü PKK'nın oylarıyla İstanbul'da belediyeyi aldılar. Eğer ki İstanbul'da PKK aday çıkartsaydı HDP, AKP'yi zaten geçemezdi. Ankara'da da aynı şekilde. Demirtaş da zaten dedi. Güneydoğu'da dedi biz kazanacağız. Batı'da da dedi sizi kazandırmayacağız dedi zaten AKP'ye. Çünkü CHP ile ittifak kuracağını dolaylı olarak her türlü her mecrada dile getiriyorlar ama bir türlü inkar hep inkar ediyor bu CHP partilisi ve yandaşları. Ama bunların gizli bir ittifakın olduğunu bilmeyen yok yani, at gözlüğüyle hani sadece CHP'den olsun da taştan olsun diyen koyu CHP'liler haricinde ufak bir araştırma yapan anlayan anlar zaten. Şimdi arkadaşlar, Yılmaz Özdil'in Antalya'daki Bodrum'daki kaçak villasını biliyorsunuz. AKP hükümeti eğer ki olmasaydı bunu duymazdınız. Ankara'daki Mansur Yavaş'ın rüşvet aldığını, Sinan Aygün'den istediğini AKP hükümeti olmasaydı bunlar duyulmazdı. Dile gelmezdi bunlar.
Çünkü AKP hükümetinden büyük bir korku var. CHP tarafından büyük bir korku var. Her an belediyeye kayyum atanma korkusu. Yani bunların başlarında hemen bunları denetleyen, bunların yapmış olduğu büyük hatada, öyle ufak tefek hatalar her zaman yapıyor bunlar zaten de. Yani bilerek yapıyorlar zaten. İhaleye fesat, kendi yandaşlarına veyahut da rüşvettir falan, bunun gibi şeyler yapıyorlar. Böyle şeylerden, yani buna benzer olaylardan hemen kayyum atamıyor Erdoğan. Yani daha büyük bir suç teşkil etmeleri lazım ki ne? Mesela Bodrum Belediyesi 2008'den beri o kaçak villanın Yılmaz Özdil'in yıkım kararı olmasına rağmen yıktırmıyor. Hep 2 sene erteliyor. 2016 yılında 192 metrekare 350 metrekareye çıkartıyor. Hatta yeni üzerine yapımlar, inşaatlar yapıyor ve 2016 yılından sonra da imar barışından yararlanıp bu kaçak villasını resmi villaya çevirmeye hani başvuruyor. Belediyenin, Muğla Belediyesi'nin, CHP Belediyesi'nin parmağı var bu işte. Şimdi İsmail Yılmaz Özdil kaçak villasından ötürü soruşturma açılınca belediyeden kaçak olmadığına dair bazı hani evrakta sahtecilik yaptığı, daha önce villasının çizili olan yani 192 metrekare olan villasına fotomontajla 350 metrekareye çıkarmış. Öyleymiş gibi belediyeye hani kazık atıyormuş gibicesine fotomontajla belediyeyi kazıklıyor. Belediye de bu yalanın Yılmaz Özdil tarafından yapıldığını ve kendilerinin bilmediğini öne sürerekten bizim haberimiz yoktu. Biz böyle böyle 2 sene uzattı, kanuni hakkını kullandı. Biz hani bu tür olaylara müdahil değiliz. Biz bilmiyorduk. Biz hani bunlara bilseydik izin vermezdik gibicesine böyle kaçamak şeylerle olaydan sıyrıldı. Ki sıyrılacak o kadar da Sözcü ve Yılmaz Özdil'in baskı yapmasına rağmen. Çünkü Yılmaz Özdil'i kafese alsa iktidar, atsa içeri, kaçak villadan cezasını yer yatar çıkar. Yani yatmaz da, para cezası var zaten, onun hapsi yok. Hapis çıkıyor ama para cezasını çarptırılıyor. Hapis bile çıksa, yatsa bile Yılmaz Özdil kim ki? Onun gibi gider Sözcü'den bir tane köpek, başka bir köpek gelir. Havlayacak köpek çok yani. Ben Atatürkçüyüm diyecek. Atatürk'ün adını kullanacak. Bir dünya sırada bekleyen köpek var. Yani gerçek Atatürkçü değil ki, sadece 2.500 TL'den 1881 kitabı 5 milyona 2 saatte kitleyecek adam Türkiye'de çok yani. Yani maksat burada Yılmaz Özdil'in yapmış olduğu sahtekarlık neticesinde onu hapse atmak değil. Maksat CHP belediyesinin böyle alevere dalevere işlere veyahut da hani bunlar hani CHP seçmeni olmuş oluyor. CHP'lilerin hani taraftar topluyorlar ya, gazete üzerinden yazmış oldukları hani röportajlar ve köşe yazılarında CHP'lileri hep överekten, onların yazmış olduğu metinler sayesinde CHP belediyesini kazanmış oldukları için bunlara oturmuş oldukları koltuğun minnettarlığı babından böyle işlere, bunun gibi kaçak göçek işlerine göz yummaları lazım yani. Kendilerini borçlu hissediyorlar bunlara. Bu yüzden de AK Parti'nin bu olayı deşifre edip araştırmasına rağmen köşeye sıkıştılar ama mecburen doğru haber yapmak zorundalardı ki kayyum atanma korkusu var. Bakın dönüyoruz dolaşıyoruz, Recep Tayyip Erdoğan korkusuna geliyoruz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olmasa bu CHP ve yandaşları hepinizin donuna kadar alır. Donuna kadar alır. Ölünüzü bile bulamazsınız. Ölünüzü gider bir deriye kürüler, bir arabayla orada ölünüzü bile bulamazsınız. Ama şimdi AK Parti tarafından hani böyle işler olmuyor mu diyeceksiniz. Onun tarafından da olanlar var. Yapıyorlardır yani. Onun belediyelerinin hepsi sütten çıkmış ak kaşık diyemeyiz ki ne. Onlarda da oluyor. Şimdi burada bizim halk olarak at gözlüğüyle bakmak yerine tarafsız olmamız gerek. Bir keresinde CHP iktidara gelirse şunu unutmayın. Kesinlikle son kuruşunuza kadar soyar. Bu bir kesin yani. Bunun hiç alternatifi yok. 2000 yılları ve öncesini biliyoruz. Zaten yıllardır
bu banka hortumlamaları, kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için ihaleler...